Bakın Üstad Hazretlerine ben küçük bir risale, İhlas Risalesini bastım götürdüm. Gönüller Fatihi Büyük Üstad'ı diye yazıyor. Çok memnun oldum. Karı kardeşliği bunun başına Medine-i Münevver'de bulunan mühim bir alimi Risale-i Nur hakkında yazdığı bir manzumedir diye yazdın mı dedi. O zaman böyle bir şey yoktu bizde öyle bir kelam. Yok yazmadım. Getirin kağıt kalem. Kağıt kalem getirdiler. Yaz dediğimde. Medine-i Münevver'de bizzat kendi yazdırdı. Medine-i Münevver'de bulunan mühim bir alimin Risale-i Nur hakkında yazdığı bir manzumedir diye yazdırdı bana. Bunu dedi, madem basmışsınız, bunu damga yapın dedi. Damga yapın ve bu risalenin baş tarafına o damgayı basın dedi. Yani Medine-i Münevver'de bulunan mühim bir alimin Risale-i Nur hakkında yazdığı manzumedir. Şimdi bu Gönüller Fatihi Büyük Üstad'a diye başlayan, nuruyla bütün gönlümü fetheyleyen Üstad, gönlüm seni kutsi heyecanlarla eder ya, ilhamıma can geldi beraat haberinle, müminleri şad eyleyen ulvi zaferinle, sıyrıldı ufuklardan o kasvetli bulutlar, göklerde melekler bu büyük bayramı kutlar, milyonların imanını kurtardı cihadın, far far yanar imanlı gönüllerdeki yadın. Coşturmada imanları minlerle vecizen, tarihini kutsi heyecanlarla sürerken, ilhamımı mest etti tecellâ-i cemalin, Fatih gibi rehberleri andırmadı halin. Dağlar gibi sarsılmadın en korkulu günlerde, her anı ölümler dolu tazikin önünde, dünyalara dehşet salıyor sendeki iman, sarsılmayan imanına düşman bile hayran. Rehber sana zira yüce peygamberimizdir. Ölmez eserin gençliğe gösterdiğin izdir. Kur'an-ı Kerim'in ezeli feyzine erdin. İnsanlığa iman ve kemal dersini verdin. Ey başlara cennetlerin ufkundan inen taç. Alem senin irfanına irşadına muhtaç. Derya gibi nurlar taşıyor her eserinden. Allah'a giden nurcuların rehberisin sen. Milyonları derya gibi coşturmada sözler, cennetteki alemleri seyretmede gözler. Hikmet dolu her cümlede Kur'an'daki nur var. Her lemada bin bir güneşin hüzmesi çağlar. Nur yolcusu insanlığa örnek olacaktır. Kutsi heyecanlarla gönüller dolacaktır. Mefkûresi günden güne erdikçe kemale. Galp olmada iç alemi en tatlı visale. Coştukça denizler gibi kalbindeki iman, bin derse hakikat veriyor ruhuna Kur'an. Azadedir İslam'ı saran tehlikelerden, davası temiz çünkü siyasi lekelerden. Her hamlesinin kuvve-i kutsiyesi vardır. Vicdanları mesteyleyen ulvi sesi vardır. Aşkın ezeli sırrına erdikçe gönüller yer yer donatır ufkunu sevda dolu renkler. Bir ülkeyi baştan başa fethedin ey nur. Nurun olacaktır bütün insanlığa düstur. Kur'an seni teyit ediyor mucizelerle. Ey şanlı gönül Fatih, hiç durmadan ilerle. Tarihi hayatın doludur harikalarla. Hiç sönmeden alemde güneşler yukarıda. Manzume-i Şemsiye'yi temsil ediyorsun. Heybetli fezalarda hızlı almış gidiyorsun. İmanlı nesiller seni takip edecektir. Yıllarca, asırlarca peşinden gidecektir. Tarihi aşarken sen o iman dolu hızla milyonları aşmış bütün evlatlarınızla birden açılır ruhuma esrarlı bir alem. Vasf eyleyemez aşkımı şiirimdeki nale. Ali Ulu Kurucu. Şimdi bu da niye yazdırdı? Medine-i Münevver'de bulunan. Yani Üstad Hazretleri bunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın beldesinden
Risale-i Nurlara ve kendisine bir tebrik olarak kabul etti. Ondan dolayı Medine'de bulunan mühim bir alimin Risale-i Nur hakkında yazdığını söylüyor. Zaten üstada biliyorsunuz şeyde Hacı Aleyhisselam üzerinde efendim şey görünüyor. Zülfikar görülüyorlar. Ravza-i Mutahara'da kendi kabri şeriflerinde de Asay-ı Musa'yı görüyorlar. Yani bizzat Peygamberimizin muhabbetine, tasdikine, tebrikine hasar olmuş bir zat. Hatta işte o münazaratta diyor, ben diyor huzuru bir peygamberiyle onun huzuruna oturdum, diz dize geldi, bana Kur'an'dan ders vereceklerdi diyor. O anda bir ses geldi, Kur'an geliyor diye. Aleyhisselatü Vesselam ayağa kalkıyor, o da ayağa kalkıyor ve Kur'an'ın yeryüzünde en yüksek mevki muallayı, en yüksek mevki muallayı bulacağına bir işaret olarak kabul ettim diyor onu. Sonra Peygamberimizden bizzat ders alıyor. Ondan sonra da Risale-i Nur'lar Cenab-ı Hak Risale-i Nur. Şimdi inşallah bunların gelişi de bizlere bir müjde. İnşallah. Derslerimize Peygamber-i Zişan'ın beldesinden o güzel manzaraların gelmesi İnşallah. Bize bir pala hayır, İnşallah. Bir müjde olarak kabul ediyoruz. Derslerimizin kabulüne bir vesile inşallah. Ya Ali bu Kurucu Bey üstadı gördü mü abi? Gördü herhalde, görmüştür. Çünkü o bazen İstanbul'a gelirdi. Görüşmüş zannediyorum. Takati bilmiyorum ama görüşmüş olmak ihtimali var. Yani bu şiirleri yazmadan önce görmüş mü diyoruz? Şimdi işte onu diyorum. Ben görmek ihtimali var çünkü İstanbul'a gelip gidiyordu. Şimdi efendim bu zatın bizim tarihi hayatın başında 40-50 sayfa bir ön sözü var. Evet. Bu 40-50 sayfa sözü ön söz bizim rahmetli Atıf kardeş ona bir mektup yazıyor Ali Ulvi Kurucu'ya. Diyor ki Bediüzzaman Hazretleri'nin tarihi hayatını basıyoruz. Bitmedi. Şu anda bitecek. Onun için sizin ön sözünüzü bekliyoruz diyor. Ve bu kalem üzerine oturuyor gece 24 saat düşünüyor nasıl yapayım diye. Sonra Cenab-ı Hak öyle bir fütuhat ihsan ediyor. Belki 20-30 sayfa var biliyorsunuz orada. Ve bir kalemde Cenab-ı Hak ona o şeyi böyle muazzam mukaddimeyi ön sözü yazıyor. Ki orada hakikaten üstadı çok güzel anlatıyor. Her cephesini Fikri cephesi, ilmi cephesi, mücahede cephesini çok güzel ifade etmiş yani. Kendisi çok büyük bir edip, şair, çok mübarek bir zat. Kendisiyle çok görüştüm. Allah Konyalı Allah. Değil mi? Evet. Konyalı. Evet, Konyalı. Medine'de vefat etti. Mısır'da okumuş. Evet, evet. Yani şöyle bir şey mi? Onun kendi hatıraları var. Mutlaka 3 ciltlik. Evet. Ve Sade işte onun torunu ilkokula veriyor. Kızlar erkekler giremez diye kendi anlatımıyla. Evet. Dedem diyor bir gördü diyor. Hemen diyor aldırdı beni oradan diyor. İşte köyde hafızlığa gönderdi. Ondan sonra da işte bir takım sıkıntılar oluyor. 1930'larda falan şeye gidiyorlar. Medine'ye göçüyorlar ailecek. Evet. Dolayısıyla yani biraz temelden de geliyor. Evet. Ben yani. Sade'den de görüştüm muhtemelen. Çok. Biz görmedik. Tabii, sizler tabii. Gördünüz onun mübarekleri ama yani. Ben bunları okudukça böyle anlaşılıyor yani. Kimler oldu onları çok önemli. Mübarek bir zat. Yani de adeta aşk-ı ilahiyle cezbeye gelen bir zat. Çıkıyordu kürsüye, şeye mesela hutbeye. Öyle anlatıyor ki böyle çağlayan gibi böyle geliyor mütemadiyen. Yani muazzam bir aşk olduğu belli oluyor. Büyük bir veliydi o. Allah rahmet eylesin ve Vecizade Hazretleri. Çok onu beraber, hatta bizim eski İskender'le beraber şey etmiştik onu. Evet. Elhamdülillah. Ya. Demek ki işte bu hatırıma geldi. Üstad da Medine'den gelen bir hatırayı, Hacı'nı efendi göndermiş. Şeyde var. Efendim, Barla Laikası'nda
o kadar güzel bir, onu tevil ediyor, o gelen eşyaları filan, diyor beni verden bana bir tebriktir diyor, onlar bir selamdır diye, usta çok memnun oluyor.